Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Çukurova bölgesinin önemli yatırımcılarından olan Mersinli iş adamı Ömer Lütfi Özkan'ın sahibi olduğu Gökdelen İnşaat, ard arda hayata geçirdiği lüks yaşam merkezleriyle inşaat sektörüne yeni bir soluk kazandırıyor. Mersin'in çehresini değiştirecek projeleri başarılı iş adamı Ömer Lütfi Özkan'la konuştuk, izliyoruz. Türk ekonomisinin can simidi olarak nitelendirilen inşaat sektörü, çağın yeniliklerine ayak uydurarak büyümesini sürdürüyor. Akdeniz'in göz bebeği Mersin'de bu büyümeden en çok nasibini alan kentlerimizden biri. Mersin'de hayata geçirdiği lüks yaşam merkezleriyle dikkat çeken firmaların başındaysa Gökdelen İnşaat Medikal ve Temizlik firması yer alıyor. Mersin'e çağ atlatacak prestijli projeleriyle kente yeni bir vizyon kazandıran firma, 2010 yılından beri inşaat sektöründeki iddiasını sürdürüyor. Şimdi mikrofonlarımızı Çukurova bölgesinin güzide yatırımcılarından olan ve mütevazı kişiliğiyle dikkat çeken başarılı iş adamı Ömer Lütfi Özkan'a uzatıyor, firmanın başarı öyküsünü, projelerini, hedeflerini dinliyoruz. Gökdelen İnşaat Medikal şirketimizin kuruluşu da 2010 yıldır. 2010 yılından bu yana inşaat sektörüne girmeye karar verdik. Bu ikinci inşaatımız ve Mersin'e, özellikle Türk halkının hepsine saygıyla eğilirim önünde, Mersin'e de yeni bir vizyon getirmek amacıyla kalite standartlarını yakalamak için bu sektöre öncü olmak için bir hedefimiz var. Ama nereye kadar başarılı olacağımızı tabii ki takdirler, gelecek müşterilerin bizi reklam etmesine bağlı. Bizim kalitemizi, güvenimizi, sıratımızı, işimizin hızını bilmesi gereken bir etkendir. Yerli sermayemiz tamamen kendi öz kaynaklarımız. Şirketimizin 3 ortağızdır. Üçümüzün öz kaynaklarıyla yürüttüğümüz bir şirkettir. Biz yaptığımız işle, kalitemizle, vizyonumuzla ön plana gelmeye çalışan bir yapımız var. Ortaklarımızla kültürümüz de budur. Yerli öz ve öz memleket çocuğuyuz biz, açık söylüyorum. Mersinliyiz. Firmanın en önemli prensibi ise kaliteyi ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Özellikle şirketimizin prensibi başta şu: kalite standartlarını yakalamak ve benim satmış olduğum müşterimin asla bir eksik görmeden oturmasını istiyorum. Mekanına geldiği zaman rahat bir mekan, desin ki teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Benim arkamda işte müteahhit şunu eksik bırakmış, alışılmış bir kelimeyi duymak istemediğimiz için bu sektöre bir vizyon getirmek için kendimizi adadık. İnşaat sektöründe kesinlikle şuna iddialıyız. Yaşadığımız sürece, şirketimiz var olduğu sürece devam etmeyi hedefimiz. Ve Mersin'in en güzide bir noktada pazarlıktayız şu anda. Anlaşabilirsem bir dairenin 1 milyon TL olduğu bir noktada, kısmet olursa inşallah 2 ay, 3 ay içerisinde orada da bir proje başlangıcımız olacağına inanıyorum. Altyapılarını tamamlamak üzereyim. Mekan, yine mekan, 400 daire civarında bir site. Bütün sosyal tesisiyle kuracak bir çalışmam var. Hayata geçirdiği projelerde en son teknolojileri kullanan firma, sakinlerine konforlu ve huzurlu bir yaşamın kapılarını açıyor. Birinci sınıf kaliteli malzeme, birinci sınıf işçilik hedefimiz. Bizdeki dizayn her ne kadar teknik ekibimiz de olsa, biz kendimiz kendi başımızda, özellikle kendi dizaynımızı kendimiz yapmayı tercih eden bir firmayız. Yani çizimlerimizi kendimiz kafamıza tasarladığımız değil, halka açık, sade, şeffaf görünecek şekilde dizayn yaptıktan sonra mimarımıza, teknik ekibimize diyoruz ki bunu yapın kardeşim, getirin, onaylatalım diye geçiyoruz. Ailenin oturacağı mekan rahat olması gerekiyor. Yaşam mekanları rahat olması gerekiyor. Şu anda projemizde bunu uyguladık. Balkonundan tutun,
mutfağına girdiği zaman vatandaş eksik bir şey görmeyecek, kullanımı rahat olması gerekiyor. Göz dolduracak inşaat yapmanız gerekiyor. Yapı denetim yaptığı denetimi bildiği gibi ben ısı yalıtımlı yapıyoruz. Mecburen modern teknoloji kullanmak zorundayız. Ha, inşaat gücünde modern var mıdır? Yeni yeni teknoloji gelişiyor. Biz de uymaya çalışıyoruz. Akıllı bina yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani şu andaki bütün sistemimiz o sisteme göre. Vatandaşımız Avrupa'daysa evini buradan aldığında orada evi açık, interneti varsa oradan görecek. Şu anda sistemi ona göre uyarlıyoruz. Klima tesisatlarımız var bizim. Doğalgaz tesisatlarımız var. Şimdi merkezi sistem doğalgaz bizde. Doğalgaz merkezi sistem olmasına rağmen mutfak ve banyolara özel doğalgaz çekiyoruz. Çünkü doğalgazını mutfakta kullanabilsin, şofende kullanabilsin diye. Bunu çok firma arkadaşlarımız yapamıyor. Biz farkımız doğalgazdan tutun iç dizaynına kadar, seramiğinden tutun banyosuna kadar. Birinci sınıf, marka belirtmeyeceğim çünkü o firmanın reklamını yapmış olurum. Ama birinci sınıf Türkiye'de 5 tane firmanın, önde gelen firmanın mallarını kullanıyoruz. Seçici olan müteahhittir. Dekoru, kaliteyi, işçiliği yakalayan müteahhit olması gerekiyor. Firmanın Mersin'de hayata geçirmeyi planladığı projeler arasında Dikiz Kule'den oluşan bir iş merkezi de yer alıyor. Şu andaki bütçemize göre ikinci bir projemiz var burayı tamamladıktan sonra. Bu da iş merkezi. Mersin'de bir ikiz kuleyi dikmeyi hedefliyoruz kısmet olursa. Yolumuz zorlu bir yol, engelli bir yoldayız. Piyasa şartları hakikaten zorluyor. Bizde sistem olarak şu, sat yap diye bir şey mantık yok bizde. Şirket olarak prensibimiz, felsefemiz bu. Yapıp, bitirip, anahtarın üstüne koyduktan sonra satmayı hedefliyoruz. Firma, projelerinde uyguladığı özgün ve yaratıcı fikirleriyle Ar-Ge çalışmalarında da farklılık yaratıyor. Öncelikle Ar-Ge çalışmaları yönetim olarak kendi kararlarımızla yürür bizde. Ama teknik danışmanlarımız sayesinde de tabii ki son noktayı koyarız. Örnekle gidiyorum, geldiniz, gördünüz, asma tabanları modellerini Ar-Ge çalışmasının kendim tarafından yapılmıştır benim. Kimseyi, şunu güzel olur, bu güzel olur değil, herkesin yaptığı da değil. Biz kendimize öz, kendimize özgü, kendi beynimizle yapmaya çalışan bir yapımız var. Şirket prensibimiz de bu. Hiçbir kimseden gördüğümüzü değil, kendi beynimizle çıkıp kendimiz daha güzelini, daha kalitelisini, daha kullanımı rahat olanı yapmaya çalışıyoruz. 1999 yılında 7,4 büyüklüğünde meydana gelen Marmara depreminden sonra inşaat sektöründe yapı denetim kontrolleri de hız kazandı. Bu durum sektörde kaliteyi de beraberinde getirdi. Bundan 2000 yılından öncesinde Türkiye'de deprem oluyordu, hiç kimse bir şey hissetmiyordu. Ama son Yalova depremi, İstanbul Marmara depremi, Adana depremi Ceyhan'dan sonra artık Türkiye dünya teknolojisine ayak uydurmak zorunda kaldılar. Yapı denetimin gelmesi, hakire çalışan yapı denetimi hakikaten seviyoruz. Ben istiyorum ki şahsi kendi fikrim olarak söylüyorum ve kendi inşaatımda yapı denetimin gelip her saat denemesini istiyorum. Gelip denetlemesini istiyorum. Eksiğim var mı görmesini istiyorum. Ha, biz açığız. Eleştiriye de açığız, eleştirmeye de açık olmamız gerekiyor. Ben yapı denetim konusunda çok iyi olduğunu düşünen biriyim ve sistemin geç kaldığına inanan biriyim. Dairelerin özelliklerine gelince, uzman mühendislik kadrosu ve mimari dizaynıyla inşaat sektörüne yeni bir soluk kazandıran firma, modern ve kaliteli yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. 3600 metrekare arazi üzerine inşa edilen lüks daireler, sosyal donatı alanlarıyla sakinlerine nefes alabilecekleri huzurlu bir ortam vaat ediyor. Bir yaşam mekanında olması gereken, yaşam mekanı dediğimiz zaman bu bir ofis değil, bu bir meskendir, dairedir. Her dairemizde bizim bir yaşam alanının rahat olabilmesi için toplam metrekaremiz, 186 metrekare şu anki projemiz. Bunun da kalitesine çok önem verdiğimizi biliyoruz. Bütün proje, mimari dizayn, şirket prensibi olarak kendimize aittir. Ve teknik ekibimizle bu işi tamamlıyoruz. 3600 metrekare arsa üzerine inşa ettiğimiz 40 daire. Bu da yasal olarak belediyelerin bize vermiş olduğu
imar yasasına göre emsal artışıyla alakalıdır. Bizdeki ana hedef şudur, emsalden çok yeşil alanını, park alanını, sosyal yaşamlar alanlarının mekanı ilave etmek zorundayız biz. Çıktığı zaman dışarıda sosyal tesislerine girip, havuzuna girip, parkına gidip çocuğunu oynatması gerekecek. Daire içerisine geldiği zaman mekanda da her odasında rahat olarak yaşamını sürdürmesi gerekiyor. Ana prensip budur. Valla yaşam içerisinde özellikle havuz bizde birinci prensiptir. Yeşil alan, peyzaj, basket sahası ve özel kendi site alanının içerisinde park alanları inşa etmeye çalışıyoruz. Çocuk parkından tutun, oyun parkından tutun. Büyüklerin oturup insanların normal mekanda bir dinlenebileceği alanımızı yaratmaya çalışıyoruz. Kaliteli malzeme ve işçilik firmanın olmazsa olmazları arasında. İnşaatta biliyorsunuz ana madde demir ve betondur. Beton kalitemiz C30'dur. Demirlerimiz tabii ki bu yörede İskenderun, Payas hattane demirleri veyahut ki fabrika demiridir. Demir tonajları projeye uygundur bizde. Projemizin dışına çıkmayız. Eksi artısı o asla mümkün değil. Projesine uygun haldedir. Daha sonrası tabii ki biliyorsunuz kalıp, konvansiyon kalıp kullanıyoruz şu ana kadar. Daha ileride şu andaki değişik bir projemiz var. Oraya da kısmet olursa kullanacağımız prefabrik değil, toplam saç kalıplar, pano kalıp şeklinde imalat yapan arkadaşlarımız var. Daha güzel bir şekilde ve daha seri yapmayı hedefliyoruz. Niyetimizdeki de bu. Tuğla, bims, yutong gibi dış duvar örümleri vardır. İnce sıvadır, kum sıva. Biz kireç kullanmayı pek fazla tercih etmiyoruz. Hazır sıvayı tercih ediyoruz izolasyon anlamında. Ve yutong, genelde bims veya yutong kullanıyoruz. Diğer kısımlara geldiğimiz zaman zeminlerde seramiklerimiz Türkiye şartlarında üretilen çeşitli fabrikaların en güzel seramiği, en kalitelisi hangisiyse biz onu tercih ediyoruz. Parkelerimiz yine lamina parkedir. Almanya'da üretilen buradaki en büyük firmalardan bir tanesinden alıyoruz. İmalacımız yine Türk sermayeli üreten Pakben markadır. PVC'de özenle dikkat ediyoruz. Malzemeden çok işçilik çok önemlidir bizde. İşçilik konusuna çok önem veren bir yapımız var. Mersin'de yaşam balkondur. Balkonu ne kadar küçükse mekan rahat değildir bizde. Bu mekanda geniş olması gerekiyor. Biz mekanı geniş olarak uyguladık. Zemine geldiğimiz zaman zemin parkemiz, bu parke görünümlü Türkiye'deki üretilen firmalardan, seramik fabrikalarından üretilen kaliteli 3 kez fırına girmiş bir ürün bu. Evet. Yüzeyindeki özel sır yağmurdan, hiçbir şekilde rüzgardan, yağmurdan, çizilmekten etkilenmeyen bir üründür. Özellikle seçerek koyuyoruz. Modern ve zarif dekorasyonuyla dikkat çeken yatak odaları ise ebeveynlere özel olarak tasarlanmış. Aile bireyinin rahat edeceği en güzel mekan mesken içerisinde yatak odasıdır. Çünkü yorgunluğunu burada atacaktır, dinlenmeyi burada yapacaktır. Onun için de yatak odamız da bizim 21 metrekaredir yatak odamız. Birçok meskenlerde burayı 10-12 metre, 15 metre arasında görürsünüz. Buradaki istediği şekilde dizaynını yapıp rahat bir yaşam, dinlenme odasıdır aslında. Yatak odası maalesef biliyorsunuz iş adamları veyahut da mekan sahiplerinde otel odasıdır. Hiç namahram dediğimiz kimsenin giremeyeceği noktadır. Burası ebeveyn odası olarak, yatak odası olarak, banyosuyla özel, sadece aile bireylerine ait olanıdır. Eşiyle kendisi gelip dinleneceği mekan olarak. Burada da özellikle sade bir desen seçmişizdir. Tavanından duvarına kadar dolaplarını koyacak. Karyolasının başlığı buradadır. Zaten sırtımız karyoladır. Bunlar özellikle dekoratif amaçlı düşünüyoruz. Vatandaş isterse kendisi tamamını da yapabiliyor. Ama biz genele hitap ettiğimiz için sadece belli lokal anlamda işlemlerini yaparak yapıyoruz bu şekilde.